Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda listbox'larda çoklu seçim yaparak seçmiş olduğumuz verileri aralarına virgül koyarak şöyle yan yana tek bir hücrede yapmıştık. Ama bugün internette bir kod gördüm. Tam da bu yapmış olduğumuz kod. Çok basit, çok kolay bir kod. Dolayısıyla benim yapmış olduğum bu videodaki kodlar, daha doğrusu şunlar. Şu kodlar arkadaşlar. Şimdi biraz sonra yazacağım kodların yanında arkadaşlar tamamen çağ dışı olacak. Siz de bunu fark edeceksiniz. Ama ne yapmıştık? Şimdi mesela şuradan bir isimleri seçelim. Seçtiğimiz zaman eğer kaç tane seçmişsek o kadar burada yapabiliyorduk. Ama seçmiş olduğumuz şey neydi arkadaşlar? Eleman sayısının sınırı şurada yazmış olduğumuz şu kodlar kadar. Burada kaç tane yazdık? Bakın 4 tane. Yani biz buraya kaç tane şu kadar kod yazmış idiysek bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Buraya o kadar isim alacak. Bu sıkıntı da ortadan kalkıyor. Yani istediğiniz kadar ismi buraya alabileceğiz. Bir de ne yapmıştık? Önce isimleri şuraya dizmiştik. Kodla beraber. Şurada da bir bağ değil doğru sayı ile şuradaki eleman sayılarını bilmiştik. Ne yapmıştık? Bunlarla beraber uzun bir kod yaptık. Şimdi bunun çok daha basit, çok daha güzel ve zevkli bir biçimde yapalım. Size göstereyim. Bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar bu videoyu, yani önceki videoyu da sileceğim. Size layık olan o değil. Biraz sonra internette bulduğum kod olacak. Bakın şimdi şunları görüyor musunuz? Şundan hiçbir tanesini kullanmayacağız. Yani biz buraya bir sınır koymayacağız arkadaşlar. Burayı ben iptal ediyorum. Şunları buradan siliyorum. Şunları da siliyorum. Ve kodları buraya yazacağım. Şimdi ne demiştik? Aktif cell, yani şuradan seçmiş olduğumuz bir hücrede aktif cell dediğimiz yer burası arkadaşlar. Active cell nokta offset kaydı diyoruz. Listbox'tan seçeceğimiz verileri aktif olan hücrenin arkadaşlar iki satır sağ tarafına, yani C sütunundaki hücreye yazdıracağız. 0 satır 2 sütun sağa kaydedik eşittir. Bu neye eşit olacak? Şimdi bunu burada kopyalıyorum. Ctrl C ile buraya yapıştırdım. Şimdi bunu neyle birleştireceğim? Shift 6 ile listbox 1.list A ile birleştireceğim. Şimdi tekrar bir birleştirme yapıyorum. Boşluk bıraktım. Tırnak, virgül, tırnak dedim arkadaşlar. Olay bu kadar. Evet, sadece bu kadar arkadaşlar. Bir şey daha ekleyeceğiz, onu da size söyleyeceğim. Şimdi denemesini yapalım. Şunları siliyorum. Şunlar artık daha bize lazım değil. Bunu da sildim. Şimdi gelelim buraya. Şuradan seçtim, şuradan seçtim. Evet, tamam dedim. Bakın, Hüseyin Tarakaçı, Yeter Kılıcı seçtim. Şuradan bakın Hasan Özkum desem, Elvan desem tekrar buraya bunu ekleyebilirim ama bunu tabi böyle istemiyoruz. O zaman benim ne yapmam lazım? Şunu önce buradan bir silmem lazım. Ctrl V dedim. Eşittir. Boş bırak. Önce boşaltacak hücreyi. Ondan sonra kodları yapacak. Hemen bunu da deneyelim şimdi. Geldim buraya, bunu seçtim. Kanala seçtim. Tamam dediğin zaman bakın burayı sildi.
seçmiş olduğum isimleri aralarında virgül koyarak buraya yazdı. Ama arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şuradaki virgül kalıyor. Bunu da arkadaşlar burası bulmuş olduğum kod. Bunu da ben yaptım kendim. Bunu da size anlatayım. Virgülü ortadan kaldırdık. Neyle? Şöyle önce şuradaki hücredeki metinlerin uzunluğunu buluyorum. Ondan sonra da parça al ile beraber virgülden önceki isimleri virgüller ile beraber aktif olan hücrenin iki sütun sağına yazdıracağız. Şimdi x dediğim eşittir. Aktif cell kopyalayayım. Pardon, gerçi başına yazayım. Len diyeceğim. Uzunluk. Len dedim. Parantez açtım. Tekrar parantezi kapattım. Len parantezini kapattım. Şimdi biz ne dedik buraya? Şuranın, şu hücrenin arkadaşlar toplam uzunluğunu bulacağız. Ondan sonra şimdi bunun da altına geliyorum. Buraya da Ctrl V diyorum. Eşittir. Mid. Parça al. Nereden parça alacak? Seçili. Yani isimler hangi hücrede? Yani şu C3'ten. Burası neresidir arkadaşlar? Aktif cell offset 0.2. Değil mi? Virgül. Kaçıncı parçadan başlayacak arkadaşlar? Birinci parçadan başlayacak. Kaç parça alacak? X kadar parça alacak. Şimdi bunu kapattım. Peki bununla bu aynı ki bunun içerisinde virgül de var. Değil mi? Bunun içerisinde virgül de var. O zaman ne yapmam lazım? Eksi 1 desem ne olacak? Bana virgül hariç geri kalanların uzunluğunu verecek. O uzunlukla beraber de ne yapacağım? Parça al ile buradaki virgülü kaldıracağım arkadaşlar. Çıkalım. Bakalım çıktı mı? Geldim buraya. Tamam dedim. Aktifseli seçmemiştik herhalde. Geldim. Tamam dedim. Bakın arkadaşlar virgül de gitti. Şimdi geldik buraya tekrar. Şöyle bakın ne kadar çok seçersem seçeyim. Artık hiçbir problem yok. Biraz çok uzun oldu. Buradan buraya. Tamam dedim. Bakın virgül tamamı gitti. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın şuradaki kodlar nereye? Şu kadar açık bir kod yazdık. Bizimkisi de ne kadar bu kadar arkadaşlar ki burası da buradaki gibi sınırlı değil. Biz buraya ne kadar şu kadar şey yazmışsak mesela şu 4'ü ne kadar arttırırsak ancak o kadar isim buraya alabiliyor iken burada da arkadaşlar istediğimiz kadar ismi seçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu videoyu da ben yani bir önceki videoyu sileceğim. Artık bizim şeyimiz bu. Bunu da çıkalım. Şuralarda birkaç tane yapalım. Şimdi belki bu videoyu ilk izleyecek olanlar da vardır. Şu listbox'taki olayları da burada bir kere daha tekrar edeyim. Şöyle. Listbox'a sağ tuş, properties'ten. Şimdi bakın column count 2 yani listbox'taki sütun sayısı bu. Column width sütunların genişlikleri. Şurada da bakın list style var. Şuradaki bu otomatik olarak şöyle gelir. Style plain olarak gelir. Biz bunu şuradaki gibi pardon evet, kapattık. Opsiyon diyerek şöyle arkadaşlar bir checkbox gibi düşünebilirsiniz. Daha doğrusu bir checkbox. Şöyle checkbox'lı bir hale getirebiliriz.
Bir de arkadaşlar ne yaptık? Şurada çoklu seçim yapabilmek için multi select özelliğini multi select multi olarak değiştirdik arkadaşlar. Bu da otomatik olarak şöyle gelir. Single olarak gelir. Buraya ne yapıyoruz? Multi select multi'ye çevirerek çoklu seçenek özelliğini aktif hale getiriyoruz. Ondan sonra kodlarımızı yazıyoruz. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Şurası da buradan da istersek vazgeçebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Evet arkadaşlar. Diyelim. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.